ve Danışman Derneğimizden geleneksel hale gelen birlik, beraberlik ve danışma gecelerini COVID-19 nedeniyle 4 yılda yapamıyorduk. Ama COVID-19 riskinin azalması nedeniyle bu danışma gecelerimizi tekrar yapılmasına karar verdik. Bugün de buradayız. Bugün de buradayız.
kadar güzel görünüyorsunuz ki. Lütfen öncelikle kendinizi alkışlar mısınız? Gönül gönüle, el ele olduğumuz bu güzel akşamda. Sivil toplum kuruluşlarımızın değerli yöneticileri, iş ve siyaset dünyamızın kıymetli isimleri, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, gönüllerimizin bir olduğu bu güzel dayanışma gecesine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim bir kez daha. Bilenler bilir, Bitlis tarihi ve kültürel değerleriyle tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. O yüzden ne derler? Vatan sevgileri, aslan gibi yürekleri, merhametli kalpleriyle. Kuvvetli bir alkış istiyorum bugün bu akşam bizlerle birlikte olmayan bütün dostlarımıza da sevgiler, saygılar. Böylesine güzel bir gönül birliğini 1998 yılında genç kardeşlerimizle birlikte Kırım'a getirdi. Bilgisayar Dernek Başkanı Sayın Vedat Yapa'ya alkışlarla sahneye davet ediyorum efendim. Ben Bitlis'in baharı, yazı, güzü, kışıyan, bahçesinde, bağında, illa Bitlis'te gözüm. Yüksek yüksek dağında ipi menem, kar menem. Ben insana hasıyam, namus menem, ar menem. 84 vilayette kardeş menem, yar menem. Her memleket hoş ama illa Bitlis'te gözüm. Tarlada yer alması, dağlarda okçulam ben. Ayrı gayrı bilmenem, birliğe tutkunam ben. Beş, Bitlis'te 5000 lira, ona da meftunum ben. Öz vatanım, öz yerim, illa Bitlis'te gözüm. Rahvada fizzil duman, varsın savursun beni. Kalada kızgın güneş, yağsın kavursun beni. Dağda bir kahpe kurşun, vursun, devursun beni. Yine de vazgeçemem, illa Bitlis'te gözüm. Beni anlatan diller topyekin dal olsa da, diktiğim dut ağacı kuru bir dal olsa da, bir zamanlar öz evimdi, şimdi gurbet olsa da, ben Bitlis'in dişçisiyim, illa gözüm. Bitlis'te gördüm. Saygıdeğer hemşehrilerim, Hüsamettin, rahmetli Hüsamettin Bilgin doktorumuzun yazmış olduğu güzel bir şiiri sizlere sundum. Sayın Vergi Dairesi Başkanım, Sayın Esnaf Odaları Birliği Başkanım, Sayın Oda Başkanlarım, Sayın Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları, kıymetli misafirler, değerli hemşehrilerim. Antalya Bitlis Kültür ve Danışma Derneğimizin sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen
birlik ve dayanışma gecemize katılmanızdan dolayı şahsım ve yönetim kurulu adına hoş geldiniz der. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Sayın konuklar, kıymetli hemşerilerim, hemşeri derneklerinin kuruluş amacı memleketlerinden göç edip yurdumuzun değişik yörelerine yerleşen insanlarımıza örf, adet ve geleneklerimizi devam etmelerine katkı sunmak, dayanışma ruhu içerisinde yardımlaşmak, acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaşıp bu doğrultuda çocuklarımıza ve torunlarımıza geleneklerimizi aktarmaktır. Bitlis Kültür ve Dayanışma Derneğimiz 1998 yılında kurulmuş ve kuruluş tarihinden itibaren kesintisiz hizmetlerine devam etmektedir. Derneğimiz dil, din, ırk, mezhep ve milliyet farkı gözetmeden sevgi odağında bütünleşip ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sunarak faaliyetlerimize devam etmektedir. Derneğimiz Anadolu Hemşeri Dernekleri Platformu üyesi olup platformda üye derneklerle işbirliği içerisinde sosyal ve kültürel etkinliklere katılmakta ve bu çalışmalara katkı sunmaktadır. Sayın misafirlerimiz, değerli hemşerilerim, 2020, 2021 ve 2022 yılları dünyamızı saran koronavirüs salgını ile karşı karşıya kalmış ve hala bu risk az da olsa devam etmektedir. Bu süreçte hayatta kalma mücadelesi verdik. Gerek virüs salgını ve gerekse ekonomik olarak çekilen sıkıntılar hepimizi derinden sarsmıştır. Bu süreçte can kayıplarımız olmuştur. Buradan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı dilerim. Pandemi süresince hayatlarını hiçe sayıp sağlığımız için mücadele eden sağlık personellerine, emniyet mensuplarına, belediye çalışanlarına, kurum ve kuruluş personellerine, kısaca bu sürece katkısına herkese çok teşekkür eder, minnet ve şükranlarımı arz ederim. Bu sıkıntının pandemi sürecinin zorluğunu bilerek 4 yıldan beri yapamadığımız etkinliklerimize devam edebilir miyiz? Bu ekonomik sıkıntı süresince böyle bir organizasyonun maddi zorluğunu kaldırabilir miyiz diye düşünürken derneğimiz üyeleri ve iş insanı hemşehrilerimizin desteği sonucu gecemizi düzenleme kararı aldık. Yönetim kurulu olarak katkılarından dolayı hemşehrilerimize ve iş insanlarımıza teşekkür ederiz. Pandemi süresince faaliyetlerimize evlerimizde devam ettik. Bu zorlu süreçte yatan hastalarımıza imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya çalıştık. Gerek tekerlekli sandalye, gerek hasta yatağı, gerek oksijen cihazı ve gerekse diğer sağlık malzemelerini temin ederek hastalarımıza ulaştırdık. Bu çalışmalarımızda bizlere yurt içi ve yurt dışından destek veren hayırsever hemşehrilerimize, devamlı sağlık ve diğer sosyal konularda desteğini esirgemeyen ve şu anda aramızda bulunan Antalya Kadının Sesi Derneği Başkanı Sayın İnayet Öztü Güce Taş'a katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca 5 yatan hastamıza sosyal medya aracılığıyla düzenlediğimiz kampanya ile her birinin banka hesaplarına 10'ar bin, 20'şer binin üzerinde yardım yapılmasını sağladık.
2021 yılının Ramazan ayında 150'ye yakın ihtiyaç sahibi insanımıza, bu yılda 200 civarı ihtiyaç sahibi Bitlis doğumlu olup olmadığına bakılmaksızın insanımıza gıda paketi ve nakdi yardımda bulundu. Ayrıca Antalya Yetim ve Muhtaç Çocukları Yardım Vakfı ile Can Tekstil'den sağladığımız kışlık bot ve kot pantolon Bitlis köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Bitlis'e gönderdik. Ben buradan emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Değerli hemşehrilerim, gecemize önemli katkıları ile sponsor olan iş insanı hemşehrilerimizden onur üyemiz Sayın Zeki Peker'e, Sayın Erol Ertan'a, Sayın Barış Babiroğlu'na, Sayın Şiyar Ertene'ye, Sayın Fesih Kumaş'a, ayrıca fazla sayıda bilet alarak bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, minnet ve şükranlarımı sunarım. ...2022 yılı etkinliklerimiz çerçevesinde Yöreler ve Renkler Festivali'ne dernek olarak katılıp Bitlis ilimizin tanıtımına katkı sunacağız. Ayrıca Bitlis ilimizden gelinen getirtilen bal firması tarafından yöresel ürünlerimizin satışı yapılacak. Bitlis ilimizin tanıtımına katkı sunan Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal'a teşekkür ederiz. Pandemi nedeniyle yapamadığımız geleneksel piknik şölenimiz 12 Haziran Pazar günü Düzler Çamı Kalama Piknik Alanı'nda yapılacaktır. Bunların duyuruları dernek mesaj sistemiyle sizlere duyurulacaktır. Bir başka etkinliğimiz ise Türkiye'nin değişik illerinde ikamet eden 200'e yakın hemşehrimizle oluşturduğumuz Baba Ocağı Buluşanları grubu ile Ağustos ayında Bitlis'te buluşma etkinliğidir. Bu yılki etkinliğimiz 6-11 Ağustos 2022 tarihinde olacaktır. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen benimle irtibata geçebilir. Sayın konuklar, kıymetli hemşehrilerim, davetimize icabet edip gecemize katılan tüm hemşehrilerime ve konuklarıma Bitlis Kültür ve Turizm Şube Müdürü Sayın Metin Çoban'a, gecemize katılmak için Ankara'dan gelen Kültür Bakanlığı Halk Müziği Sanatçısı Hemşehrimiz Orhan Oral'a, gecemize katılmak için Bitlis'ten gelen hemşehrimiz Mahalli Sanatçısı Sayın Cengiz Çüreme, gecemiz sunucusu Sayın Ayşegül Altay'a, 100. yıl restoran süsler ekibine, gecemizin organizasyonunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan 100. yıl pub restoran sahibi Sayın Galip Doğan'a, gecemizi renklendirdikleri için çok teşekkür eder, hepinize yönetim kurulu adına saygılar sunarım. Başkanım, biz de size çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzel anlattınız ki gerçekten ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sizi biraz daha sahnede misafir edeceğiz. Alkışlarla Antalya Vergi Dairesi Başkanı Sayın İlhan Karayılan'ı sahneye davet etmek istiyorum efendim. Kendisine plaket takdimimiz olacak. Bizlerin her zaman yanında olan, her türlü desteğiyle birlikte bizleri onurlandıran çok teşekkür ediyorum. Efendim,
efendim yönetim kurulumuzu da ben sahneye davet etmek istiyorum. Bu güzel karede kendileri de yer alsınlar. Onlar için güzel bir hatıra olsun. Başka herhalde fotoğraf karesinde yer almak istemiyor yönetim kurulumuz. O yüzden sahneye gelenlerle fotoğrafımızı çekelim ve hediye takdimimizi yapalım. Buyurun efendim, buyurun, hoş geldiniz. Ve Vedat abi birkaç kez de ben trafikte gördüm.
Onu da sizlerle paylaşıyorum. Hakikaten çok büyük çaba sarf ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Değerli hemşerilerim, Bitlis ülkemizin tarihi çok eskilere dayanan kadim şehirlerden biri olduğu hepimizin malumudur. Tarihi yönünden başka sosyokültürel zenginliği, stratejik konumu, yetiştirdiği devlet ve siyaset insanları, çok sayıdaki ilim ve irfan yuvası medreselerden yetişmiş ve tarihte yer edinmiş ilim ve bilim insanları, başarılı ticaret insanları, zeki, dürüst ve her zaman başilik olan gururlu insanları ile ve daha sayamadığım birçok özelliği ile, değerleri ile farklı bir yere sahiptir. Her Bitlisli bu Bitlisli olmanın ve bu değerlerin farkında olup buna göre sorumluluk taşıdığının bilincindedir. Bu nedenle Bitlisli milletine, devletine, komşusuna, dostuna, arkadaşına, aslına ve üstüne karşı her zaman her yerde sahip olduğu yüksek sorumluluk bilinciyle ile yaklaşır. Nitekim ben de çoğu kez burada tanıştığım kişilerle komşularını veya ticaret yaptığı kişilerinin hemşehrilerimiz olduğunu, çok da memnun olduklarını defaatle duydum. Değerli Bitlisler, 600 kilometre sahil şeridi, 2.6 milyonu aşan nüfusu ve 15 milyona yaklaşan turistiyle, tabii geçen sene ve bir önceki sene pandemi dolayısıyla bu rakamlar düştü ama inşallah bu sene beklenen rakamlar 15 milyona yakın bir turistin Antalya'yı ziyaret etmesi. Ve bu durumda Akdeniz'in incisi konumundaki Antalya'da her geçen gün büyümekte ve bu şehir içerisinde her Bitlisli bireysel başarılarının dışında donanımıyla, yetenekleriyle, değerleriyle zaten başarılı olması için bütün donanımı bünyesinde barındıran her Bitlisli muhakkak başarılı oluyor bireysel anlamda. Fakat hemşerileri ile de bir ve beraber olmaya, dayanışma içerisinde olmaya devam etmeliyiz. Yani bireysel başarılarımız muhakkak oluyor ama bunları birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek bu başarılar büyüyor ve zamana yayılıyor. Öbür türlü o başarılar devam da edebilir veya zamanla sönebilir. Bütün bu süreçlerde her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olursak bu başarıları devam ettirmemiz de mümkün olacaktır. Nitekim derneğimiz hastalık, vefat gibi kederli düğün, piknik organizasyonları ve bugünkü dayanışma gecesi gibi mutluluk paylaştığımız gecelerde bizleri başarılı bir şekilde bir araya getirmekte olduğuna da hepimiz şahidiz. Bu nedenle dernek başkanımız yönetimine bir kez daha tebrik ve teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımız konuşmasında da belirttiği üzere önemli hastalıkları nedeniyle maddi yardım kampanyaları düzenleyip hakikaten insanların sokağa çıkamadığı bir dönemde belli sayıda hemşerimizi yatağından bile hareket edemez derecede ağır hastalığı olan, onlara da şifalar diliyorum burada. Bunların yanında olmaları, maddi kampanyalar düzenleyip onlara destek vermiş olmaları hakikaten çok önemli. Nitekim pandemi dönemindeki aile yardımları, Ramazan ayındaki hem geçen yıl hem bu sene Bitlisli Bitlisli değil ayrımı yapmaksızın yapmış oldukları gıda yardımları ile hemşerilerimize ayırt etmeksizin bu zor zamanda destek oldular. Ben bu faaliyetleri dolayısıyla bir kez daha derneğimiz yönetimini tebrik ediyorum. Bizler de elimizden gelenin, gücümüzün yeterin azamisini yaparak derneğimize destek olmalı ve buna devam etmeliyiz. Bu hepimiz için bir görevdir. Bu göreve adeta yarışarak katkı sağlamak her Bitlisli'nin ve benim de şahsen temel görevlerimden biridir. Değerli hemşerilerim, benlik bir husus olursa her zaman hemşerilerimizin hizmetinde olduğumuzu bir kez daha buradan sizlerle hatırlatmak istiyorum. Bizleri bu dayanışma gecesinde uzun süre sonra bir araya getirerek hasret gideren bir gecede Kültür ve Dayanışma Derneğimizin çok değerli başkanı ve yönetimine Vedat abimize çok teşekkür ediyorum. Nitekim Ankara'dan gecemize intikal eden TRT'mizin çok değerli başarılı sanatçılarından Orhan abimize, Orhan Kural'a ve
Ve yine Bitlis'in mahalli ve başarılı sanatçısı Cengiz Gürem'e buraya katılarak gecemize renk katacakları için ve bu gecemizde bizlerle bir araya geldiğiniz için ben de çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyor. En derin ve saygılarımı sunuyorum. Başkanım, bizler de size hem konuşmalarınızdan dolayı hem de teşekkürlerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Alkışlarla yerine uğurluyoruz başkanımızı. Efendim, sizi biraz daha sahneye davet etmek istiyorum. Kendilerinin başkanımıza bir hediye takdimi olacak. Özledim, 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 öz
bir nasip olmadı, umur olmadı, büyük bir yorumlar, olabilir, inşallah belki grubumuzla geleceğiz. Bir güzel bir kız çevresi sizlere yapacağız. Biz de namazlara olup, tek geldiğimiz için önüne geldiği kadar yaşatmaya çalışacağım. Ama benden sonra çok değerli abimiz, kurbanımız var. O bizlere de emekler olmasını yapar. O yüzden biz de elimizde geldiğimiz kadar bu akşam sizlerle de bir konuda çalışacağız. Dersinde kaldı içinde, dersinde kaldı içinde, günler kaldı içinde, dersinde Allah'a emanet olun.
yeter ağlatma. Yeah.